Beyefendi, mağazamız sizlere hizmetten şeref duyacaktır. Sağ olun. Bu kostümler çok önemli. Evet. Unutmayın, milli takımımız yapacağı dış temaslarda giyecek bunları. Hiç merak etmeyin beyefendi, seçim hususunda bize güvenebilirsiniz. Sayın Spor Bakanımız da bizzat ilgileniyorlar, ona göre. En ufak bir endişeniz olmasın. Kaç takım olacak? 24 takım. Ölçüleri ayrıca vereceğim. Ceplerine de ay yıldız işlenecek. Emredersiniz. Fiyat konusunda pazarlığa girmiyorum. Yeter ki kalite istediğim gibi olsun. Gelsene! Beyefendi, beyefendi! Beyefendi! Ne yapacağız şimdi? Allah yardım! Nedir bu be? Nedir bu? Mahvettiniz beni! Nedir elinizden çektiklerim, gelin! Raflar yıkıldı da! Gelin buraya! Gelin diyorum size! Yürü lan! İmkanı yok! Gel oğlum! Sen de gel! Nasıl geliyorum ya? Gel dedim sana! Efendim, gelemem! Gel! Peki! Öldürürsün! Gelin buraya! Gelin! Gelin buraya çabuk! Yürü! Ortalığı temizleseydik! Hadi, yürü! Tamam efendim! Yürü! Siz önden buyurun! Ay. Yukarıda biri bayılmış, neden acaba? Kaza oldu galiba! Geçmiş olsun! Bırakın lafı, yürüyün! Hep sizin yüzünüzden oldu bunlar, hadi! Geliyorum! Efendim buyurun! Buyurun efendim! Rica hadi, ederim, buyurun! Bırakın itibatı, yürüyün! Hadi! 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 Hadi be! Kes! Nedir ulan bu sizden çektiğim? Adi herifler! Mahvettiniz binlerce liralık işi! Mağazanın istikbalini söndürdünüz, gerizekalı aptallar! Gerizekalıyla aptal aynı laf olmuyor mu efendim? Kesme! Ukaralık etme, eşşol eşek! Kardeşimi rencide ediyorsunuz. Kalbimizi kırıyorsunuz. Kafanızı da kıracağım! Allah korusun! Bir daha en ufak bir hatanızı görürsem, sülalenizi kovarım! Sülalemiz burada çalışmıyor ki! Öyleyse önce işe alır, sonra kovarım! Hadi gözüm görmesin, işinizin başına marş marş!
insanınızı vermesi değil mi? Afiyet olsun. Hadi çocuklar, hadi çabuk olun. Zeki, kaç paramız var anam? Ah! 11 lira. Bölüşelim. 10 lirayı bana ver, 1 lira sende kalsın. Hadi eyvallah. Hoş geldin Metin. Hoş bulduk. Çok mu geç? Yo, ben de şimdi geldim. Nasılsın? Çok özledim seni. Ben de. Otursana Metin. Ha, oturayım. ne var ne yok? Annem çok hasta. Ya, geçmiş olsun. Ciddi mi hastalığı? Bilmiyorum ama öyle zannediyorum. Babam da bizi çok üzüyor. Yani örnek üvey baba. Zaten bozuluyorum o şişkoya. Bencil herif, göbekli marul gibi. Bir de Laman abla çıkarttı başımıza. İkide bir de gelip saçma sapan şeyler söylüyor. Bu akşam gene gelecekmiş. Ne sıkılıyorum bir bilsen. Bir şey yemeyecek misin? Çikolatalı pasta istiyorum. Olur. Ye ye. Sen ne yiyeceksin? Benim karnım tok. Canım bir şey istemiyor. Bir su içerim. Akşama sinemaya gider miyiz? Evde olmam lazım. Dedim ya Laman Hanım gelecek. Aman Laman Hanım. Bak, seninki karşı kaldırımda. Allah Allah! Çekilsene Allah, hemşerim! Ne oluyor? Dilleri çaldı ya! Ulan bütün apartmanaya korktu, hıyar! Çekil geçsin hani! Allah belan bana, yürü! Ne salak şey yarabbi! Aşık çocuk, aşık, ne yapsın? Lütfen alay etmeyin Zeki'yle! Zeki'yle alay edilince niye kızıyorsun? Niye kızmayayım? Çok iyi bir insan Zeki. Hem de arkadaşımız. Bunun için mi? Başka niçin olabilir? Bilmem. Hastaneye gittik. Durum hiç iç açıcı değil. Beyefendi bakar mısınız? Buyurun efendim. Yünlü tayyörlük istiyorum. Ne renk olsun? Bütün renkleri görmem lazım. Bu konuda hastayımdır da. Zeki. Koca karı fena hastaymış ya! Kocam da çok hassas renk konusunda! Kocası olacak, namussuz karıştırıyor bütün işleri! Aa, terbiyesizin zoruna bak, hiç böylesini de görmedim! Bir dakika hanımefendi, bir dakika! Allah Allah! Zavallı hali! Para da yok, şaşırmıştır kızcağız! Çok üzgündü, fazla da kalamadı, akşama misafirleri varmış. Hadi kardeşim, paketle şunları da gidelim. Acele yok, iki elimiz var. Metin, misafirleri kimmiş? Bakar mısınız? Baksana şuna. Buyurun efendim, ne istiyorsunuz? Şu yeşil kumaşı görebilir miyim? Bunu? Evet. Kimmiş misafirleri? Laman abla diye biri. Maşallah! Gün geçtikçe güzelleşiyor kızımız.
Ne yazık ki bu eski evde, bu döküntü elbiseler içinde ömrünü çürütüyorsun. Ben hayatımdan memnunum. Cahil çocuk, hayat kısa. Yemene, içmene, gezip tozmana bakacağına neler söylüyorsun? Anlatamadım. O kadar söylüyorum nafile, tıpkı anası. Sen gel benim yanıma, kraliçeler gibi yaşatırım seni. Kürkler, mücevherler, bir giydiğini bir daha giymezsin. Çok zor Leman Hanım, tek başıma idare edemiyorum. Yük oluyorsam size bir iş bulur çalışırım. Deli olma yavrucuğum. Yazık etme gençliğine. Güzelliğinin kıymetini bil. Satılık değil benim güzelliğim. Namusumla çalışıp para kazanabilirim. Yardımınıza ihtiyacım yok. Nuh diyor, peygamber demiyor. Yavru bir ceylan kadar ürkek. Fazla üstüne gitmemek lazım. Ayıp kızım. Ne de olsa misafir. İstemiyorum anne. Sevmiyorum bu kadını. Peki. Peki ama ağlama. Allah'ım, ne istiyorlar benden? Senin için. Hep senin için katlanıyorum bütün bunlara anne. Biliyorum canım. Biliyorum güzelim. Yerin dibine batsın bu güzellik. Kapıcının seni kovaladığını Fatma görmemiştir inşallah. Gördü gördü, hepsi gördü. Tii, yazık ya, üzülmüşlerdir. Yok canım. Güldüler. Her şeyi berbat ettin. Allah kahretsin. He? Evet, her şeyi berbat ettim. Çamaşıra omo yerine un koymuşum. Ulan çamaşıra un konur mu be? Sen geçen gün salataya zeytinyağı yerine ispirto koymadın mı ulan? Geçen gün geçti. Yeah. Sen gel de bugünkü salataya bak. Bana kalırsa Fatma da aşık sana. Yok ya. Yalnız ben aşığım. Peki muhallebici de otururken dönüp sana bakmadı mı? Baktı. Tamam işte, seviyor demektir. Göz göze gelmediniz mi? Gelmedik. Olsun, gene seviyordur. Hiç sanmam. Ne yiyordu muhallebici de? Kazan dibi. Peki, kazan dibini ağzına götürürken... yapmadı mı? Yaptı. İyi ya, tamam işte, seviyor demektir. Seviyor ama, kazan dibini seviyor. Sonra, neyimi sevecek benim? Niye sevmesin? Zaten sen de kazan dibi gibi herifsin. Muhallebici geldi. Metin, Metin. Ev sahibi geldi. Ne? Eyvah! Ayın kaçı bugün? Biri. Niye geldi peki? Ayın birinde kira mı istenir? Evet ama üç aydır vermiyoruz. Bana bakın, artık yeter! Üç aydır bir kuruş vermediniz. Burası Dingo'nun ahırı değil. Sizi beslemek zorunda değilim. Artık tahammülüm kalmadı. Üç güne kadar bütün borcunuzu ödediniz, ödediniz! Aksi halde kendinize başka kapı arayın! İşte o kadar! Tebrik ederim, bu sefer de atlattık. Ah şu parasızlık! Gözü kör olsun! Ne gelirse başımıza, parasızlıktan geliyor. İsmet'i görmüyor musun? İsmet'ten bahsetme bana! Fena asılıyor senin kızı. Eşşoğlu eşek! İlk gördüğüm yerde döveceğim hıyarı! Yok! İstersen dövme, ne de olsa müdürümüz. He? Kovulursak iyice ayvayı yeriz. Boş ver, gel biz yemeğimizi yiyelim daha iyi.
Evet, her şey mükemmel. Teşekkürler. Sağ olun beyefendi. Yalnız bir derdimiz var. Neymiş o? Şu bizim iki kardeş. Zeki ile Metin efendi. Gene mi onlar? Gene onlar sayın patronum. Yapmadıkları kalmıyor, rezil oluyoruz. Salaklıkları artık tahammül edilmez dereceye geldi efendim. Her şeyi kırıp döküyorlar. Emir buyurun, kovalım ikisini. Kovalım. Durun canım, hemen parlamayın. Nasihat ederiz, kulaklarını çekeriz, olur biter. İmkansız efendim, bu hergeleler adam olmaz. Olurlar, olurlar. Ben öyle istiyorum. Hadi gelin mağazayı bir dolaşalım. Günaydın çocuğum. Yo yo, otur, otur, işinin başına otur ya. Hayırlı işler çocuklar. Hayırlı işler. Günaydın yavrum, günaydın. Günaydın çocuğum. Nedir durum efendim? Gelin benimle. Siz nesi oluyorsunuz? Kızıyım. Durumu çok ağır. Hastalık ilerlemiş. Mutlaka ameliyat olması gerek. Ameliyat mı? Evet. Ama çok pahalı bir ameliyat. Başka kurtuluş ümidi yok. Kaç para lazım efendim? En az 15.000. 15.000? Ben nereden bulurum 15.000 lirayı? Ama ameliyat olmazsa durumu ümitsiz dedi doktor. Bedava ameliyat ettirmenin yollarını arayalım. Arayalım? Ama nasıl? Nerede? Bu devirde insan insana selam verse para istiyor. Bir şeyler yapmalı. Ne bileyim, birinden borç bulmalısın. O kadar kolaysa sen bul da görelim. Mecbursun bu parayı bulmaya, karın ne de olsa. Senin de annen! Leman Hanım'ın teklifini bir kabul etsen... ...para yağacak, para! Sen misin Eşref? Al asmaldır. Güle güle. Hayrola, ne var? İşler iyi. Kabul etti mi yoksa? Başka çaresi kalmayınca mecbur oldu. Ben demedim mi sana bu iş sonunda olacak diye? Ne zaman getireceksin? Hele bir anlaşalım, gelsin paralar, sonrası kolay. Ameliyat için 15.000. 5.000 de benim için 20.000 vereceksin. Su koy verirse senden sorarım hesabını, beni iyi tanırsın, unutma. Bu kadar kolaydı demek, her şeyi bir kalemde silip bitirmek. Nasıl kabul edersin o üvey baban olacak Adif'in tekliflerini? Başka çarem yok Metin. Anla ne olur. Para bulmam lazım, para. Başka yerden bulunamaz mıydı sanki? Bulunur muydu? Ne bileyim. Annemi kurtarmak için başka yol yok, yok, yok! Beni nasıl bırakırsın? Ben sensiz ne yaparım hâlâ? Çok seviyorum seni. Her şeyden çok. Telefon et bana bu numaraya. Hiç değilse sesini duyayım. At imzanı. Al paranı. Metin, bana bak. Gel bir dakika. Bana bak, bir numara buldum. Hali'yi kurtaracağız galiba. Dinle oğlum bir dakika. Bana bak,
Halenin çalıştığı eve müşteri gibi gireceğiz. Hı. Tamam mı? Bizimle çıkınca başkasıyla kalamaz. Kurtulmuş olacak kızcağız. Nasıl lan? İyi fikir değil mi? Alo, buyurun. Alo! Leman abla, ben Müfit. Hangi Müfit diyor? Senin Müfit de. Senin Müfit abla! Benim Müfit'im yok diyor. Pezevenk Müfit de anlar. Doğrusunu istersen abla, pezevenk Müfit. Tanıyamadım, hangi Müfit? Aşk olsun be Leman abla, nasıl tanımazsın? Topağacına taşındığından beri Cihangir'dekileri unuttum be ablacığım. Hatırlayamadım kardeşim, söyle ne istiyorsun? Bir müşteri var da, Kayserili, tüccar ablacığım. He? Adı mı ne? Dur. Adın ne lan? Nuri. He, adı Nuri. Herif para babası, para gani diyorum sana. Çok zengin ablacığım, çok zengin, bildiğin gibi değil vallahi. Sana gönderiyorum. Ablamıza yardımımız dokunsun. Evet, parası bol bol, merak etme. Verecek, verecek, para verecek. Para verecek dedik. Böyle böyle yapıyor. Aa, sahi mi? Çok teşekkür ederim Müfitciğim. Sağ olasın. Rica ederim ablacığım. Vazifemiz. Mersi, mersi. Ben komisyonumu heriften aldım. Oldu. Abla, adresi versene bana. Yeni evinin adresini bilmiyorum da. Çabuk. Çabuk lan. Tamam ablacığım, tamam. Evet. Topağacı... Bugün olmaz şekerim, çok meşgulüm. Kıkırdama kız, seni dinleyecek değilim. Aa, yeter artık be! Oh, yarın buluşuruz be, ne dersin? Aaa, can sıktın ama! Kızlar, kesin şamatayı! Abla, bir hanım seni istiyor. Kimmiş? Aman da benim dünya güzelim bir tanem! Nasılsın yavrum? Merhaba tatlım, hoş geldin. Hoş geldin kardeş. Sana ne ciciler aldım bilsen, odanı göstersinler de giyin. Hadi gel götüreyim seni. Hadi canım. Ne işiniz var burada sizin? Burası hiç size göre değil. Mecburiyet değil mi? Anlat istersen, rahatlarsın. Annem ölecek kadar hastaydı. Para lazımdı iyileşmesi için. Anlıyorum, parasızlık. Ama yapamayacağım, imkansız. Ağlama, yiyip bitirme kendini. Kabul ettim. Başka çarem yoktu. Her şeyimi, her şeyimi feda ettim. Sevdiğimi terk ettim. Ama şimdi anladım, yapamayacağım. Zorlarsa intihar ederim, kıyarım canıma. Buyurun, kimi aradınız? Maşallah Leman Hanım, nasılsınız? Ben Leman değilim. Ya öyle mi, affedersiniz, rahatsız ettim galiba. Ha, bir dakika, bir dakika. Siz Leman Hanım mı arıyorsunuz? Evet. İçeri buyurun, yukarıdalar. Yukarıda mı Leman? Abla, bu bey seni arıyor. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş gördük, bendeniz Kayseri tüccarlarından Nuri. Maşallah, bekliyorduk zaten, şöyle buyurun efendim. Teşekkür ederim, rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah, buyurun. Kızlarımızı görmek istersiniz herhalde. Şöyle bir görelim. Tabii. Kızlar, kızlar, gelin şöyle. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Bu biraz küçük. Ben Nurcan, hoş geldiniz. Bu da kısa, kalın. Hoş geldiniz. Ben de Mehtap. Ah canım, buna biraz sirke, biraz zeytinyağı, çiro salatası olur anca. Başka yok mu? Olmaz olur mu? Koşun, sevdalı Hali'ye haber verin, gelsinler. Dur bakalım. Hemen bırakma kendini. Belki idare ablam ederiz bir süre. Gel, hadi gidelim. Geliyorlar efendim. Öyle mi? Nuri kolunuzda sabır ve metanetle bekliyorlar efendim.
Meşhur tüccar Nuri Bey. Merhaba, ben Sevda. Merhaba. Sevda. Şöyle bir dakika müsaade eder misiniz Sevda Hanım? Ah canım, maşallah. Gülüm melalim. Allah özenmiş de yaratmış. Yavrum evladım ben. Gel bakayım. Alma. Leman Hanım, nereden bulursun böyle peri kızlarını? Kız, tanıtsana kendini. Ben Hale. Hale? Hale Hanım. Nuri size kurban olsun canım. Leman Hanım, şöyle sizinle bir görüşelim. Beğendiniz mi? Çok. Ben bunu alayım. Kaç para bu? Sizin için 500. Nesi 500? Gündeliği tabi. Yok ya. Hı. Ucuz be, ucuz. Ucuz canım. 3000 alayım ben bunu. Oo, maşallah. Yok canım. Hani işim var da 3 gün dedim. Yoksa 17 gün. Üç gün. 3 günümüz var. 3 güncük. Sonra? Bilmiyorum. Para bulmamız lazım. Çıkıp arayalım, belki biri düşürmüştür. Hep benim yüzümden geldi bütün bunlar başınıza. Ne üzülüyorum bilseniz. Sen üzülmeyesin. Mutlu olasın diye bütün bunlar yenge. Biz bu parayı buluruz. Bir kafamızı işletmemize bakar. 5 lira, 10 lira değil ki hemen bulunsun. İş bulup çalışacağız. Mağazayı bırakıyor muyuz? Hayır. Başka işler. Durmadan, gece gündüz. Oldu. Gece gündüz. Tamam. Borcun tamamı ödeninceye kadar uyumak yok. Oldu. Yenge? Hale? Ne oluyor? Borcun tamamını ödeyene kadar ağlamak yok. Doğru dürüst bir iş bulsak olmaz mıydı ya? İş iştir, ne yapalım? Fena halde başım dönüyor. Kapat gözünü, sık dişini, biraz daha yukarı çıkalım Zeki. Nereye gidiyoruz? Lambaları sileceğiz. Beceremezsek paramızı vermezler sonra. Burası nasıl? Daha kötü. Aşağı bakamıyorum, başım dönüyor. Doğru dürüst bir iş bulsak olmaz mı ya? İş iştir. Para kazanamazsak hale elden gider. Sonra ben de benden giderim, bak söyleyeyim. Bu kadar yüksekte çalışırsak ben de gidiyorum zaten. Bize mi kaldı batmış motoru çıkarmak? Ay! Öf! Tut! Gel! Yavaş! Soğuk ben biraz. Bu işte bir daha yokum! Ay! Yukarıları beğenmedin, başımıza gelene bak! Boğularak öleceğiz! Hesapla tutuyor! Gel! Ne istiyorsun? Affedersiniz. Zeki çok hasta. Bugün işe gelemeyecek. Onu ansi edecektim. Nesi varmış? Belli değil ki. Ateşler içerisinde kıvranıyor, devamlı sayıklıyor. Üşütmüş olabilir. Belki de nezle, tifo, tüfüs, okaliptüs, ne bileyim. Belki de frengi, kızamık olabilir. Oh! Birinden kurtuluyoruz galiba. Zavallı kardeşim benim.
işe gelemedi diye ne üzülüyor bir bilseniz. Ah mağazam, mağazam, sayın müdürüm diyor. Perişan bir halde arka üstü yatmış, iyileşeceği günü bekliyor. Gözyaşları arasında. Nasıl olsun istiyorsunuz? Dümdüz olsun lütfen, hiç kıvırcık olmasın. Dümdüz? Ya ben, evet, dümdüz istiyorum. Sizi çok methettiler de ondan geldim. Tamam, oldu efendim. Dümdüz oldu değil dümdüz mi? Dümdüz. Peki. Aaa! Böyle açık saç böyle dünyada ne istemem, kuzu postu gibi olur. Uzaktan birine bak, gayet iyi, bağırma, hemen dur. Hayır, bağırma, bağırma lan, yeterli kız. Döbereye! Döbereye ya, nereye götürüyorsun onu? Oraya dayıdır, buraya takı çoğurdun kumu! Allah seni! Baba bak, ne yukarıya bakarsın? Uçaktan yarasın mı arayısın? Döbereye, döbereye takım sağa! Dolar bizim boyuna! Sağ bunun için bir para verirsin, daha döbereye! Dök öyle! Dök öyle sana! Kaç üstüne! Uy, kafama çöktü kumu! Ay, Allah'ım! Anneciğim! İyiyim, çok iyiyim. Kurtuldun sonunda anneciğim, Allah'ıma bin şükür. Bir koltuk lütfen. Teşekkürler. Tamam. Hanımefendi, sizin biletiniz? Ne bileti? Ne demek ne bileti? Tiyatroya biletsiz girmeye utanmıyor musun sen? Ben bu tiyatronun sahibinin karısıyım, aptal herif! Kovulduk! Günaydın yenge! Nasılsın sevgilim? Çok yoruldunuz değil mi? Yok yok! İyi! 40, 150, 155, 156! 156 lira kazanmışız! Bu gece iyi gitti işimiz! Biraz uyuyabilecek misiniz bari? Hemen gidelim! Geç kalırsak Selim namussuzu canımızı okur! Dayanamayacaksınız bu yorgunluğa, sonu yok bunun! Sen bize bakma, aslanlar gibiyiz evvelallah! Esniyorsun ama! Aslanlar da esner! Gel! Ooo, beyimiz iyileşti demek! Ben iyileştim de! Bu defa da Metin... Ay... Metin hastalandı, Metin! Hasta da, ya! Yatak döşek yatıyor, bugün işe gelemeyecek! Bütün dertleriniz bitti, şimdi de hastalık mı başladı? İkiniz birden geberseniz de kurtulsak! Keşke! Bu gidişle o da olacak! Uyumadan kardeşim, çalış hadi! Evet, bak kömürü de nereye atıyor! Kardeşim, kamyonu dolduracaksın, kamyonu!
Tamam. Zeki. Teşekkür ederim. Nasıl oldu? İyileştin biraz değil mi? İyiyim. Metin nasıl? Uykusuz. Uykusuz mu? Çok hasta da uyuyamıyor. İyi bak kendine. Sana bir şey olursa yaşayamam. Beyefendi, şu kumaşa bakabilir miyim? Metin? Metin? Hı? Ben geldim sevgili. Uyuyup kalmışım galiba. Çok yorgunsun değil mi? Yok, iyiyim. Zeki nerede? Bilmem. Şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Biraz bekleyelim, gelir herhalde. Fatma, ne kadar iyisin Fatma. Fatma. Fatma, hep Fatma. Bütün hayatı Fatma. Rüya görüyor gene, her gece böyle. Çok seviyor değil mi? Zeki! Fatma! Ha, Metin sen misin? Metin! Fatma bugün bana şey dedi. İyi bak kendine, sana bir şey olursa yaşayamam dedi, bana dedi Fatma. Demek o da seni seviyor. Bilmem. Hale, geç kalıyorsun, hemen git de gel. Al, tam 1000 lira. İyi. 500 de buradalar. 1500. Al, git hemen ver, 3 gün daha kazanalım. Sonrası Allah kerim. Biz seni evde bekliyoruz, yemek de hazırlarız. Aman ne olur, bırak salatayı ben yapayım. Aman, iyi. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Nasılsın, Nuri Bey'den ne haber? Çok iyi, çok saf bir adam. Gayet iyi başladın, aferin. O kadar itiraz ettim, bak ne kolaymış. Hadi şimdi git soyun, dökün, biraz dinlen. Nuri Bey beni 3 gün daha kiralamak istiyor, parasını da gönderdi. Hemen gidiyorum. Yo, olmadı öyle şey. Bizim meslekte en kötü şey devamlı arkadaşlıklardır. Ama parasıyla olunca? Parası yerin dibine batsın, parasıymış. Git evlen öyleyse elin hacı ağasıyla. Sadece 3 gün daha. 3 gün değil, 3 saat bile olmaz. Git ver parasını geriye. Fazla da 100 verme. Tekrar gelirse çıkarmam seni onun karşısına. Her gelenin karısı. Ne karışıyor senin müşterine? Parasını aldıktan sonra. Ne karışıyor var mı be? Elden kaçırmak istemiyor tabii yengemi. Gene sen gelirsen bu sefer çıkarmayacakmış beni. Yaş tahtaya basmıyor. Bassa ne fark eder? La böyle topuklu ayakkabısı var, ayakları mı ıslanır? Zeki, kes gırgırı Allah aşkına, vaziyet kötü. Başka birini bulmamız lazım. O ne demek? Müşteri olarak ulan! Deli misin oğlum, daha fena ya! Sahte müşteri olarak be! He! Doğru. Ama kimi? Bu kaça? Senin güzel hatırın için 40 lira. Aaa!
25 lira ayo. 25 liradan getir 1000 tane alayım ya. Hadi ulan sen de. Daha foyusu yok mu bunun? Hop 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 hop! Bir dakika, bir dakika! Renk deneme numarasıyla öyle bedava dudak boyamak yok. Kızlar, kapıya bakın. Ben bunu alıyorum. Eyvallah. Geldim abla. Hoş geldin güzelim. Nasıl, kolay atlatabildin değil mi? Aa, tabii, verdim parasını, oldu bitti. Oh. Hoş geldiniz, buyurun. Leman buraya mıdır? Evet, evi burası. Nereye dur, göreceğim orayı. Buyurun. Peşimi bırak. Ha bu Leman nereye dur? O değil. Burada. Leman hanginizsiniz? Benim, ne istiyorsunuz? Beyaz peynir istiyorum. Efendim? Dalga mı geçiyorsun? Ne istiyorsun? Karı istiyorum, karı! Haa, kimsiniz? Haa, dilimden anlamaymışsın. Evim, bana derler temel. Gemi işletirim dünyanın denizlerine. Ula bütün orospular beni tanır, sen nasıl bilmeysin? Tanıdık, tanıdık! Tanıdık! Buyurun, oturun rica ederim. Buyurun, kızlar! Tanışın Temel Bey'le! Ya, boşuna hepsiyle tanışmaya lüzum yok. Ben şu akça parçayı alayım cidayım, he? Atik Ali, Atik Ali, hadi bakalım, bir iki Atik Ali gidiyor, Atik Ali, Atik Ali! Geç abiciğim! Al bakalım! Devam et! Devam et, durulmaz, hadi bakalım! Yürü lan, devam et! Hır bu! Heh. Şurası iyi olmadı galiba. Şöyle... öyle geliyor, öyle... Heh. Şurada açıklık var. Dolduralım. İyi al ya. Tamam, sen bozuyorsun, dur. Şurayı da dolduralım. İyi. Bir dakika, çocuğu tutar mısınız? Hı? Tuvalete gideceğim de. Baksana kardeşim, kahverengi yünlü kumaş var mı? He? Bir dakika, şey... Hangisi acaba? Bak, oradaki o. Bu mu? O değil kardeşim, bak şuradaki, ha, şu. Bir dakika, bu mu? Bu değil kardeşim, orada, bak o. Allah Allah. Orada işte. Bu mu abicim, bu olsun, tamam mı? Allah Allah. O da değil be kardeşim. Canım benim. Dur ya. Bir dakika kardeşim, bir dakika ya. Metin, al şunu ya. Ne yapıyorsun deli herif? Ver çocuğumu! Tövbe tövbe! Saralım da öyle!
Aman efendim, bu ne şeref! Siz bizim odanın yolunu bilir miydiniz? Sizden bir ricam olacak. Emredin sultanım, rica ne demek? Sizin için bir şey yapabilirsem mutlu olurum. Zeki ile Metin çok hasta. İzin verseniz de bugün erken gitseler. Ne isterseniz yaparım ama... o itler için bir şey istemeyin benden. Ne olur, hatırım için. Tabii. Tut bakalım. Hadi istediğin kadarını kullan, gerisini at, hadi bakalım, hadi yürü! Allah Allah! Allah Allah, üstüme iyilik, sağlık! Zeki! Fatma! Müdürden izin aldım. Hadi gidin evinize de yatın. Çok hastasınız. Daha fazla durmayın. Metin! Ha? Size izin aldım. Sağ ol. Hadi gidelim. Yorgunluktan adım atacak halim kalmadı, böyle yürümeyecek bu iş. Haklısın ama, hale ne olacak? Zeki, ha? Gel benimle. Ne oluyor yürü. Ya? Bir dakika ya! Gel diyorum, gel! Ne oluyor be? Sual sorma bana, yürü! Ne var ya? Ne oluyor? Geç! Otur! Anne! Ne oluyor be? Zeki! Zeki! Zeki, bu iş böyle olmayacak! Ben düşündüm, taşındım, karar verdim, mağazayı soyacağız! Hangi mağazayı? Bizim mağazayı! Zeki, kardeşim, bayılmanın sırası mı şimdi? Abini yalnız bırakamam mı? Kalk, kalk! İsmail! Emredin patron! Konuşmayın! Yormayın kendinizi beyefendi! Anlatmam lazım doktor! Ben zannettiğiniz gibi kimsesiz bir insan değilim. Tabii değilsiniz patron! Biz ne güne duruyoruz? Bir erkek kardeşim vardı. Bir erkek kardeşiniz mi vardı? Evet! Dargındık yıllardır. 7 sene evvel öldü. 2 oğlu var. Yeğenlerim. Sevgili yeğenlerim benim. Bilmiyorlar bir amcaları olduğunu. Bütün mirasım, mağazam, apartmanlarım, hepsi, her şey onların. Kim bunlar peki? Bizim mağazada çalışıyorlar. Bizim mağazada mı çalışıyorlar? Evet. Metin'le Zeki. Ha, Metin'le Zeki. Ha? Metin'le Zeki mi? Metin'le Zeki ya. Biraz çılarım benim. Aman beyefendi, beyefendi kendinize gelin. Bana bak abi! Ha canım! Peki biz mağazaya nasıl gireceğiz be?
Ne bileyim, bir yolunu bulup gireceğiz. Girerken yakalanırsak? Yakalanmayacağım, niye yakalanalım? Yakalanırsak ne olacak? Ne bileyim ben ne olacak? Ben yokum, vazgeçiyorum abi. Yokum olur mu? Bu kadar yükle konuşturma beni, bacaklarım ağrıyor zaten. Kulak kırmaz mı soyha? Dur ya, hop! Biraz azıcık koy ya, yavaş koy ya! Aman mıyım be ya, yavaş koy lan! Eyvallah. Bana bak abi. Evet. Mağazaya girmek için bir numaralar yapmamız lazım. Tamam. Bekçiyi uyutalım, tamam mı? Bekçi uyutacağız da her şeyi planlamak zorundayız. Tamam. Peki. Tamam. Plansız iş olmaz. Doğru. Heh. Şimdi bak, mağazaya giriyoruz. Giriyoruz, tamam. Tamam. İlk antreye geçiyoruz. İnşallah. Tamam, şuradan gidelim. Hiç telaş etmeden sessizce yürüyüp... Sola giden merdivenden oraya geldik. Tamam, burası. Tamam. Heh. Şimdi şurası merdivenler. Tamam. Ver arkanı duvara. Verdik. Bana bak, biz buradayken kimse görmez değil mi? İnşallah görmezler, zaten gördüler mi yakalandık demek. Senin arabanın önünden be! Konuşacak başka yer bulamadınız mı? Aa, sana mani olan mı var? Biz burada iki kardeş konuşuyoruz ya! Trafik neden allak bullak oldu Allah aşkına? Sahi, neden allak bullak olmuştu trafik? Caddenin ortasında koştuk da azıcık. Daha doğrusu caddenin ortasında konuşmaya daldık. Allah Allah! Ne konuşuyordunuz caddenin ortasında? Hiç, soygun! Ne soygunu? Canım, bir film gördüktü soygunla ilgili. evet, bir film görmüştük de... Kuzum, neniz var sizin bugün? Hiç, biraz karnımız acıktı da, senin yemeklerini özledik. O ne? Ay! Buraya gel Kerem! Affedersiniz! Rica ederiz! Estağfurullah! Ay! Korktuk! Ay! Bekçi yatmazsa ne olacak? Yatmaz olur mu lan? Ya yatmazsa? Ne bileyim, yatmazsa bizi yakalar! Ya! Yakalarsa? Ömür boyu hapislerde sürünürüz! Bak! Abimsin, mabimsin Metin ama kusura bakma ne olur! Hı. Ben vazgeçiyorum! Zeki, olur mu? Beni bırakamazsın! Hı. Ben sensiz ne yaparım sonra? Metin! He? Paraları nereye koyacağız peki? Cebimize! Sığmazsa? Ne, gömleklerimizin içine koruz, sığar! Bana bak, bozuk para gelirse almayalım, boşuna ağırlık yapmasın! Tabii! Hadi be kardeşim, ver şu paketi de! Bir dakika, şu elime alayım! Tövbe estağfurullah! Allah, ip gidiyor! Oh be! Şansa bak, bugün de işler parlak değil. Halbuki çok satış olmalı! Ya. Para lazım bize! Zeki! Şuraya bak! Ha, bereket! Çok para girmeli bugün kasaya, çok para! Affedersiniz. Efendim? Mağazanıza verdiğimiz kumaşların parasını almaya geldim. Kimi görmem lazım? Kaç para? 14.000 lira. Olmaz! Bugün olmaz! Yarın gel! Bugün demiştim! Yok! Yarın saat 3'te gel! Kardeşim, ben bilmezdim! Müdürü bacı değilsin! Tamam! Hadi kardeşim! Bastır! Oh, gitti be! Atlattık adamı çok şükür! Mantolu kumaş istiyorum da. Mahvolduk. Evet, mahvolduk. Mağazanın kendilerine kaldığını öğrenir öğrenmez ikimizi de kovarlar. Ne yapacağız şimdi? Söyleyeceğiz, çaremiz yok. Başkalarından duyarlarsa daha kötü olur. Hemen söylemeyelim. Önce iyi davranalım, aramız düzelsin. Aramız zor düzelir. Yapmadığımız kalmadı ikisine de. Kabahat bizde değil. Bu kadar salak olmasalardı. Salak malak. Patronumuz oldular ya, sen ona bak. Gidip bir numaralar yapalım, yüzlerine gülelim. Ha, evet iyi buldun. Başka yapacak hiçbir şey yok. Vatandaş! Ucuzluğa gittik! Gel! Gel! Ucuzluk burada! Gel! Gel! Gel içeri, içeride! Gel vatandaş, sen de gel! İçeride çeşit bul! Bakar mısınız, kaça bu gömlekler? 140 lira efendim. Çok pahalı. Pahalıysa ucuzlatırız.
Sizin güzel atınız için 75 olsun, tamam mı? Hadi bakalım mevsim sonu gömlekler, sürümden kazanalım. 75, sürümden kazanalım. Hadi bakalım. Madem hadi. 75, o zaman sarı verin bana. Oldu efendim, oldu. İki tane. Sar şunları. Hadi bakalım, hadi müşteri veli nimetimizdir. Gel, gel vatandaş, ucuz olsun, paralar gelsin, hadi bakayım. Metin nasıl oldu? Bağırmaktan sesim kısıldı. Allah! Nerede hareket orada bereket, yürü! Bence İpek o iş öyle değil. Ünlüler, ünlüler! Ekstra yünlü kumaşlar, metresi 12,5, 12,5! Aşkım azıları da 60 lira, 70 lira, 12,5, gel! 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 12,5 lira! Öğrendiler galiba. Neyi? Mağazanın kendilerine kaldığını. Galiba. Baksana nasıl çalışıyorlar. Hmm. Durma, durma! Sırıt, sırıt hadi! Kravata bak abi! Kravata bak bayan! Bu kravat 12,5 lira mağazamızda, indirimli! Eşine, dostuna! Sar, sar, sar! Sar bu kravatı usta! Bu kravat büyük kağıda sarılır, sar! Ölürsün! Takete bak! Kravata bak! Sar! Al! Gel! Vatandaş, sen de gel! Gel, sar! Hadi bakalım vatandaş, 30 lira, 30 lira, gel, al, gel! Görüyor musun? Mağaza kendilerine kaldı diye ucuzluk yapıyorlar eşşoğlu eşekler. Metin, kumaşlar döküldü, yardım et de toplayalım şunları. Metin! Metin! Şuraya bak, bize bakıyorlar. Evet, gülüyorlar da. Gülüyorlar. Kumaşları devirdiğimizi gördükleri halde gülüyorlar, neden dersin? Mağazayı soyacağımızı anladılar galiba. Galiba. Tamam abi, ben vazgeçiyorum. Dur bir dakika! Belki de anlamamışlardır. He? Bak anlamamışlar, anlamamışlar. Salak salak bakıyorlar. Biz de bir şey belli etmeyelim. Herkes gitti, yalnız ikimiz kaldı. İyi, iyi. Çağır gece bekçisini, hadi. Hasan efendi! Hasan efendi! Buyur beyim, ha, sen biraz dışarı git. Anlamadım. bize dışarıdan pul al. Olur, kaç kuruşluk? Fark etmez, kaç kuruşluk alırsan. Dur, dur, dur! 5 kuruşluk al. Dur be, 10.000 liralık al. İstersen 5 liralık al. 50 kuruşluk al, 50. Ha, 50 kuruşluk, tamam, 50. Olur. Ha, 50 kuruşluk. Zeki, ha? Hadi sen sakla. Buyur beyim. Sağ ol. Artık bunu yarın yapıştırırız. Ben geç kaldım. Zeki Bey nerede? Kim? Zeki Bey. Hangi Zeki? Ha ha, bizim Zeki. Zeki gitti. Yani dışarı gitti. İşi varmış biraz. Hayret, hiç yalnız çıkmazdı da. Ya. Bu akşam çıktı, beni de yalnız bıraktı. Eyvallah. Ben de gideyim bari. İyi geceler, İyi geceler Metin Bey.
Zeki! Şişt! Gel! He? Manken! Ne? Mağazayı soyduk. Ne? Üzgün de sevgilim, ne yapalım? Oldu bir kere. Kasanın boş olduğunu polislere söyledim, kulak bile asmadılar. Boş da olsa bir soygun var ortada, hırsızı bulmalıyız diyorlar. Tabii oğlum, polisin işi bu. Bırak, ne yaparlarsa yapsınlar. İyi ki dün akşam boşaltmışız kasayı. Boş ver, biz kendi işimize bakalım. Bugün söyleyecek miyiz bizimkilere? Evet, hemen inip söyleyelim. Ne olacaksa olsun. İşe gelmediler ki. Gelmediler mi? İkisi de mi? İkisi de gelmedi. Yapma ya. Ha, hastaydılar, evde yatıyorlardı. Bundan iyi fırsat olmaz. Gidip geçmiş olsun diyelim, zevklenirler. Sonra da söyleriz. Aklında bin yaşa, oldu bu iş. Ne biçim kasa bu? Açılmıyor ya. Tabii açılmayacak. Kolaycacık açılsaydı o kadar, tel dolap olurdu. Size çay demledim, uykunuzu açar. Kasamın üstüne döksek kasayı da açar mı? Dur! Aklıma bir fikir geldi. Ne? Kasayı pencereden atalım. Niye atıyoruz lan, o kadar emek verdik. Öyle değil be oğlum. Sokağa düşünce parçalanır, biz de paraları toplarız. Çok yüksek. Allah! Müdür geldi. Eyvah! Yakalandık. Mahvolduk. Affedersiniz, Zeki Bey ile Metin Bey burada mı oturuyorlar acaba? Vallahi burada bir Zeki ile Metin var ama beyliklerini bugüne kadar hiç duymadım. Zannederim yukarıdalar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Eyvah! Ev sahibiyle konuşuyorlar. Buraya gelecekler. Pencereden kaçalım. Kaçalım. Hey, kasayı da alın! Haleciğim, sen durumu idare et! Sen de kendine dikkat et! Hadi canım, hadi! Metin! Nereye gidiyorsunlar? Gelsene buraya! Hale öpünce şaşırdım! Unutma oğlum, biraz olur. Affedersiniz, Zeki Bey ile Metin Bey'i görmek istiyorduk da. Burada yoklar. Taşındılar, daha doğrusu çıkarıldılar. Çıkarıldılar mı? Evet öyle, kirayı ödeyemediler. Ev sahibi ikisini de pencereden attı. Allah Allah! Ya! Özür dileriz.
Ulan ne hergeli herif bunlar be? Ne yapıyorsun ya? Yeni patronumuz bunlar. Başlatma patronundan be! Sinirlenme kardeşim, dur! Al şunu Selim. Aferin Hale'ye, becerdi bu işi! Öyle heyecanlandım ki, az kalsın her şeyi berbat ediyordum! Yok yok, iyi idare ettin! Gene gelirler mi dersin? Gelirler, gelirler! Burada daha fazla kalamayız! Ne yapacaksınız? Bir yere gidip saklanalım! Kasayı açmak zorundayız! Yengemi kurtarmak para bulmalıyız! Açılmıyor ki bu meret! Patlatalım! Başka türlü açılmayacak bu! Nasıl patlatacaksınız? Dinamitle! Yaşa Zeki, aslanım benim! Sağ ol da! Dinamiti nereden bulacağız? Ben biliyorum nereden bulacağımızı! Bak gidiyorlar! Hasta filan da değiller! Dalga geçme de takip edelim! Allah kahretsin! Niye geldik buraya? Dinamit almaya! Lan burada dinamit ne arar be? Oğlum balıkçılarda vardır, ben biliyorum, gel sen! Rastgele reis! Merhaba abi! Aleyküm selam! Söylesene! Ne söyleyeyim ben? Lokum! Lokum ulan! Ben onu unutmuşum! Balıkçı abi, sizde lokum bulunur mu? Ne lokumu be? Burası şekerci dükkanı mıdır da? Lokum yok mu? Öyleyse iki kilo badem ezmesi ver! Dinamit, dinamit ulan! Dinamit var mı, dinamit? Bizde palamut bulunmaz, isterseniz istavrit vereyim! Ne palamutu be? Dinamit, dinamit! Bum bum! Dinamit, dinamit deyip duruyorsunuz, balık mı tutacaksınız? Kasa var, kasa! Evet, balık tutacağız, kasa balığı, kasa balığı tutacağız ya. Da! Dur! Hadi gidip söyleyelim! Bak, balıkçıdan bir şey aldılar, takip edelim! Olur, edelim! Ver kasayı bana! Bana bak, bir arabaya bindiler! Nereye gidiyorlar acaba? Kafam iyice karıştı, peşlerini bırakmayalım! İşte orada boş bir bina var. Evet. Etrafta da kimse yok. Evet. Gel. Çok ağır ya. Ya. Of, şu yoldan gidelim de. Gidelim ya. Çamura saplanmayalım bari. Evet. Allah Allah, ne yapıyor bunlar? Adeta bizim için hazırlamışlar. Dur Metin, yavaş! Hop. Yavaş! Koca kasayı bana bırak! Bana bak, yavaş, sus! Tamam, gel! Ver! Tamam, hadi! Ay, bu dinamitler de patlar şimdi! Gel, ne yapıyorlar bir bakalım! Aman, abi, yavaş ha! Allah! Tamam, yandı! Yürü kaçalım Metin! Uş.
gir. Niye patlamadı dersin? Paralar geldi paralar. Yürü alalım Metin. Paraları alalım. Gel, gel aman dikkat et Zeki. Dumanla burnunu kapat, dumandan boğulmayalım. Nedir bu başımıza gelenler be? Ya kaçalım hadi yürü. Hadi. Gel, geldi. Aman dur düştü. Dikkat et. Oh. Dikkat et. Çıkalım şuradan, dumandan boğulacağım Metin. Yok. Gel. Aman dikkat. Hadi dur. Yavaş kardeşim, toprak kayıyor. Ay. Evet, tamam. Dur. Hop. Al. Ay. Dikkat et kasaya. Dön. Tamam. Gel, kaldır şunu. Gel şöyle. Koş, gel biraz uzaklaşalım. Ah, açılmıyor. Açılmadı. Kahretsin, koca bina yıkıldı, şu kasa açılmıyor ya. Bırak, bırak ağlamayı, yürü kasayı alıp eve gidelim Metin. Kaçmamız lazım. Kaçmanız mı? Başka çaremiz yok. Nereye kaçacağız? Nereye olursa. Yeter ki kimse bulamasın bizi. Haklı, kaçacağız. Üçümüz değil mi? Evet. Başka kimsemiz mi var? Hale mağazaya git, Fatma'yı bul. Söyle ona, o da gelsin. Hiç tanımıyorum kızı, gelir mi dersin? Gelir, gelir. Sen bir söyle. Boşuna. Gelmez. Sen öyle san, aptal herif. 100 defa söyledim sana, anlatamadım. Fatma da seviyor seni. Hadi Hale, sen git, Fatma'yı al da gel. Beni emrek misiniz? Emir ne demek? Sadece rica, buyurun oturun. Başım fena halde belada Fatma Hanım. Yardımınıza muhtacım. Estağfurullah. Yapabileceğim bir şeyse... İsterseniz yaparsınız. Zeki'nin size deli gibi aşık olduğunu bilmeyen yok. Ne olmuş yani aşıksa? Hiç sinirlenmeyin. Sinirlenmeyin canım. Zeki ile Metin'e bir şey söylemem lazım. Çekiniyorum, söyleyemiyorum. Siz söyler misiniz? Neymiş o söylemekten çekindiğiniz şey? Patronumuz geçenlerde öldü, biliyorsunuz. Evet. Zeki ile Metin'in amcasıymış. Mağazayı onlara bıraktı. Yani... Yani mağazanın yeni sahipleri Zeki ile Metin. Siz de şaştınız değil mi? Ne olur Fatma Hanım, mirası siz haber verin. Hem söyleyin, kovmasınlar bizi. Yarın evlerine gider, haber veririz, değil mi? Göreceksin. Birazdan yengem tek başına gelecek. Hayır. Fatma da gelecek, sen göreceksin. Dur bakalım. Nereye kaçarız? Bilmiyorum. Kasayı açmamız lazım. Tek ümidimiz şu kasa! Zeki! Açılıyor! Metin, kasa açıldı! Kasa boş! Kasa boş! Boş! Kasa! Boş! Boş! Kasa boş! Artık her şey bitti! Yapılacak tek bir şeyimiz kaldı kardeşim! Ne bu? İntihar! Kendimizi öldüreceğiz! Kendimizi öldüreceğiz! Affedersiniz, buyurun efendim emriniz! Ben Metin'in sözlüsüyüm! Hale, evet! Neredeler kaç gündür? Meraktan ölüyorum! Zeki nasıl? İyi, ikisi de çok iyi. Niye gelmiyorlar mağazaya? Yalnız kalmamız lazım, anlatacaklarım var. Gelin.
anlatın. Bakın Fatma, Zeki size deli gibi aşık. Biliyorum. Siz de seviyor musunuz onu? İyi dinleyin öyleyse. Biz üçümüz kaçmaya karar verdik. Zeki sizin de bizimle gelmenizi istiyor. Kaçmak mı? Nereye? Hem sonra neden? Mağazayı Zeki ile Metin soydu. Ah! Niçin gülüyorsunuz? Mağazayı mı soydular? Zeki ile Metin! İnsan kendi mağazasını soyar mı hiç? Kendi mağazasını mı? Tabii! Bu mağaza Metin'le Zeki'nin amcalarından miras kaldı. Bilmiyorlar. Gidip haber verelim hemen. Siz gidin. Benim için çok geç artık. Parası için sevdiğimi, zengin olduğu için peşinden gittiğimi sanacaktır. Deli misiniz siz? Zeki böyle şey düşünmez. Sadece sevinçten uçacaktır gelirseniz. Hadi gelin, hadi! Uyku ilacı alsaydık daha iyi değil miydi? Yok yok, en iyisi deniz. Su çok soğuksa üşür, hasta oluruz diye korkuyorum. Saçmalama, deniz banyosu almaya değil, ölmeye gidiyoruz. Ayağımıza taş bağlayalım. Bilmiyorum, hayat çok tatlı. Son anda çözer kurtuluruz diye korkuyorum. Doğru, hayat çok tatlı. Ama bize göre değil. Başka bir yol bulmalıyız. Ne olursa olsun kurtulamayacağımız bir yol. Buldum. Ayağımıza beton dökelim. Beton mu? Tabii, donunca kurtulamayız. Kurtulamayız. Sevinçten deli olacak seni görünce. Metin, Zeki! Allah Allah! Neredeler acaba? Burada mı bekleyeceklerdi? Ah, bir mektup! Sevgili Hale, sevgili Fatma! Sizler bu mektubu okuduğunuz sırada bizler aranızdan ebediyen ayrılmış olacağız. Olanlardan sonra artık yaşamamıza gerek kalmadı. Saray burnuna yolunuz düşerse, denizin mavi dalgalarının şırıltıları arasında Zeki ve Metin sizleri gözleyecektir. Aşkımızı sulara gömüyoruz. Bizi affedin, elveda! Ağlamanın sırası değil Hale, yürü! Nereye? Saray burnuna! Buyurun efendim, bir paket de çimento. Borcumuz ne kadar? Efendim, hepsi 140 lira. Buyurun. Üstü kalsın. Üstü kalsın mı? Ne kalsın? Bundan sonra paraya ihtiyacımız olmayacak nasıl olsa. Taksi! Daha çabuk, ne olur. Hadi, kumu dök. Fatma'yı bir daha göremeyeceğim diye üzülüyorum. Ben de Hale'yi. Seviyor mu? Sevmiyor mu bilemeden gidiyorum işte. Çok koyma. Keşke mektubu yazmasaydık. Okuyunca çok üzülecekler. Ama o zaman biz çoktan ölmüş olacağız. Ne olur bir şeyler yapın, korna çalın! Hadi Fatma, vakit kaybetmeyelim! Ayakkabımızı çıkarsaydık, yazık, pislenecek, çok kötü olacak! Saçmalama Zeki, öbür dünyada ayakkabı giyecek değiliz!
Çok sürer mi dersin bunun donması? Sanmam, hemen donar. Selamün aleyküm arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ayaklarınızı o tenekelere sokmuş, ne yapıyorsunuz? Donmasını bekliyoruz. Ayağımızda romatizma var da... ...doktor çimento banyosu verdiydi. Ya. Onu yaptık. Allah Allah, neyse geçmiş olsun. Sağ ol. Güle güle. Anladı mı dersin? Yok canım, deli sandı bizi. Boşver. Hadi artık kurumuştur. Biraz daha bekleyelim. Belki tam kurumamıştır ha? Su koyu vermek yok. Yolcu yolunda gerek. Hadi. İçimde bir eziklik var. Benim de fena halde karnım acıktı. Evde olsaydık yengem yemek yapardı. Yürü ulan. Hem Fatma beni sevmese de ben onu seviyorum ya. Tenekelerle pek yürünmüyor galiba. İstersen vazgeçelim. Su koyu vermek yok Zeki. Soygun değil bu. Da gelmiş. Demek beni seviyor. Demiştim sana. Ne yapacağız? Neye karar verdiyse onu. Dönmek yok Zeki. İnan yaşamamız hiçbir şey değiştirmeyecek. Başka çaremiz yok. Haklısın abi. Gel şuraya gizlenelim. Görmesinler bizi. Yetişemedik. Bizim için yaptılar her şeyi. Metin. Metin'im. Bizim için de öldüler. Metinsiz yaşayamayacağım. Sevdiğimi bilmeden gitti Zeki. Yaşayamayacağım. Ölmek daha iyi. Metin'imin peşinden gideceğim. Ben de geliyorum. Yaşadığımız sürece beraber olamadık. Bari öteki dünyada yanında olayım. Ne yapıyorlar? Arkamızdan ağlıyorlar. Mantolarını niye çıkardılar dersin? Zeki, denize atacaklar galiba kendilerini. Onlar da mı? Peşimizden gelmeyi düşünüyorlar. Mani olmamız lazım. Fatma! Buyurlamayız ki. Ha ha ha!